İkinci sorumuz primitif, non-primitif data tiplerini açıklayınız, aralarındaki farkı söyleyiniz diyor. Primitifleri açıklamak için şu tabloyu açıklamanız gerekir. Primitivlerde tam sayılar için byte, short, int ve long var. Bunların ne kadar yer kapladığı aklınızda kalırsa olur. Ama kalmazsa problem değil. Ama kimin küçük, kimin büyük olduğunu bilmelisiniz. Yani tam sayılarla ilgili data tiplerinin en küçüğü byte'dır, en büyüğü long'dur. Byte'dan sonra short ve int gelir. Bunu bilmelisiniz. Evet, float ondalıklı sayı demek arkadaşlar. İki tane data tipimiz var. Float'lar ve double'lar. Yine double float'tan büyüktür. Karakter için char data tipimiz var. Boolean içinde Boolean data tipimiz var. Tabii ki bunu izah ederken char variable oluştururken data tipini yazarız, variable'a bir isim veririz, atama operatörünü kullanırız ve char'ın değerini tek tırnak içinde yazarız gibi detaylara da girerseniz güzel olur. Interview'i yapan gerek yok derse ısrar etmeyin. Gerek yok dediği yerde siz de durun. Evet, ikinci data tipi arkadaşlar non-primitivler. Ben buraya dört tanesini koydum. Biliyorsunuz non-primitivler sonsuz tanedir. Niçin? Dünyanın herhangi bir köşesinde bir insan class oluşturduğunda non-primitive data tipi oluşturmuş demektir. O yüzden sonsuza yakındır diyebiliriz. Hani sonsuz denmez belki ama siz örnek olarak interview'de stringleri, array'leri, herhangi bir projedeki bütün klasları, interface'leri non-primitive data tip olarak söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi şu kısım önemli. Primitivlerle non-primitivlerin arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bunu çok güzel izah etmeniz lazım. Evet, birincisi şu. Primitivleri Java tanımladı. Biz primitive data tip üretemeyiz. Onları Java üretti. Kaç tane? 8 tane. 6 tanesi sayılarla alakalı nümerik, bir tanesi boolean, bir tanesi de char. Esasında char'ların da ASCII değeri olduğu için bazı insanlar char'ı da nümerik kabul edebilirler. Şaşırmayın. Ama normalde char nümerik değildir. Yani sayılarla ilgili değildir. O sembollerle ilgilidir. Ama bazı yerlerde görürseniz şaşırmayın arkadaşlar. Evet, şimdi birinci farkımız primitivleri Java oluşturdu 8 tane. Non-primitivleri Java'da oluşturabilir, her bir developer'da oluşturabilir. Mesela string'i Java oluşturmuş. Benim application'ımda ben student diye bir class oluşturursam o da benim oluşturduğum non-primitive bir data olur. Evet, non-primitivler heap memory'e yerleştirilir. Primitivler ise stack memory'e yerleştirilir. Biliyorsunuz stack küçük olan, bu primitivlerin içinde sadece değerler var. Küçük bir yapıdır. O yüzden stack'e konulur. Ama non-primitivlerin içinde değerler var, metotlar var. Bir cluster o. Non-primitive olan bir cluster. İçinde birçok şey olabilir. Constructor olabilir. Class'ın içinde class olabilir. O büyük bir yapıdır. O büyük yapı heap memory'nin içine konulur. Ama heap memory'ye konulduktan sonra onun adresi de stack memory'ye konulur. Çünkü heap memory çok büyüktür. O kadar büyük bir yere koyduğun şeyi tekrar bulabilmek için adresini saklaman gerekir. Evet, arkadaşlar primitivlere null değerini veremezsiniz. Mesela bir tane char oluşturdum. Ona ben null atayacağım. Olmaz. Primitivlerin değeri null olamaz. Ama non-primitivler için null değerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu da kozmetik bir fark arkadaşlar. Primitivler küçük harflerle başlar. Yukarıda gördüğünüz gibi byte, long, non-primitivler büyük harflerle başlar. Yine siyah kısımda gördüğünüz gibi
string, array büyük harflerle başlamış. Evet arkadaşlar, primitivlerin memory'de kapladıkları yer data tipine göre değişir. Mesela byte memory'de 1 byte'lık yer kaplar. Int 4 byte'lık yer kaplar. Double 8 byte'lık yer kaplar. Bakın data tipi değişti mi kapsadığı alan da değişiyor. Bu primitivlerin özelliğidir. Non-primitivler ise büyük ama aynı ölçüde yer kaplarlar. Şu en son yazdığım en önemli farklarıdır sevgili arkadaşlar. Primitivlerin içinde sadece değer vardır. Non-primitivlerin içinde değerle beraber metotlar da vardır. Mesela bir tane boolean oluşturduğunuzda onun içinde sadece true veya false vardır. Ama string oluşturduğunuzda o string'in değeri ve o değerin yanında to uppercase gibi, to lowercase gibi, split gibi, equals gibi metotlar da vardır. Ve bu en büyük farkıdır primitivlerle non-primitivlerin. Evet, ikinci sorumuz bu sevgili arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. Buradaki her bir maddeyi eğer yapılabiliyorsa IntelliJ'ye yazıp denemesini yapabilirsiniz. Interview'de iyi kavradığınız konuyu kendi cümlelerinizle kitabi olmadan ifade etmek çok önemlidir arkadaşlar. Kitabi ifade ederseniz ezberlemiş de gelmiş derler ve offer vermeyebilirler. Ama anladığınız bir şeyi kendi öz cümlelerinizle, devrik cümle olsa bile, kısa kısa cümlelerden oluşsa bile kendi cümlelerinizle ifade etmeniz çok kıymetlidir. Bu bildiğinizi gösterir.